Keza merhaba, ben Asıl Moray. Bugün kadınların, yani sizlerin yatakta yaptığı hatalardan bahsedeceğim. Evet, bunlar küçük, büyük, orta ölçekli gerçekten önemli hatalar. Ben hemen konulara giriş yapmayı çok seviyorum, biliyorsunuz. Birincisi çok kritik bir nokta. Siz daha bu evreye gelmeden önce daha kendi vücudunuzu tanımıyorsunuz. Nerelerden keyif alıyorsunuz, nerelere dokunulması hoş. Kendi vücudunuzu tanıyacaksınız önce. Unutmayın, kendisini mutlu edemeyen başkasını zaten mutlu edemez. Bunu yaptıktan sonra ilişkilerden çok daha fazla keyif alacaksınız. Çünkü biliyorum sizler kafanızdan sürekli bir şeyler, neyse oralara da geleceğim. Birincisi bu mu? Öncesi kendini tanıyorsun. Asla kendi vücudunu tanımıyorsun ve gerekirse aşağı ayna koy. Aa, burada bu varmış de, şurada şu varmış de, şaşır falan, böyle bir şeyler yap. İkincisi ise utanmıyorsunuz. Evet, bu çok önemli. İşte aa, şu kapat bak benim vücudum şey. Vücudundan niye utanıyorsun? Göstereceksin ya. O sensin. O senin bir parçan. İşte ışığı kapat. Orama dokunma. Sen ne yapıyorsun Mahmut falan. Böyle şeyler de yapmayın arkadaşlar. Bu karşı tarafı uzaklaştırıyor. Konsantrasyonu bozuyor. Adam zaten seni beğenmiş, seni arzulamış. Sen onları hiç düşünmeyeceksin. Utanmak yok. Bu şeylerde asla utanmamak yok. Çünkü tamamen iki kişi arasında olan özel dakikalar bunlar. Utanmayı bir kenara bırakıyorsun ve kendine güveniyorsun. Biraz böyle hareketlerin sert olacak, emin olacak. Sert derken yehu falan filan, böyle şiddetten bahsetmiyorum. Yani biraz böyle bir şey yapacaksan kendine güvenip yapacaksın. Hani aa öyle olur mu? Aa şöyle olur mu? Ya ne yapacağım falan filan. Böyle şeyler değil. Evet, kendine güven derken kendi vücudunda güveneceksin. Sergileyeceksin ya. İşte zayıf, kilolu, çatlakları varmış, oymuş, buymuş. Bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan karşıdaki sana değer veriyor mu? Bunu biliyor musun? Bunu hissediyor musun? O zaman tüm senin kusur bildiğin her şey kapanır. Bunların hiçbir önemi kalmaz. Bunlar gerçekten çok önemli. Bir diğer yaptığınız hata, başka şeyler düşünüyorsunuz. O sırada cuma anında aklına arkadaşın geliyor, pazar geliyor, market geliyor, Türkiye enflasyonu, bilmiyorum geliyor mu, durumlar kötü. Olmayacak bir sürü şeyi düşünüyorsun. O ana odaklanamıyorsun ki. O andan sen zaten keyif alamıyorsun. O andan mutlu olamayınca karşı tarafa nasıl mutluluk vereceksin? Tüm her şeyi, beynindeki her şeyi bir kenara bırakıp sadece o ana odaklanıyorsun. Başka hiçbir şey değil ya. Senin o andan kopup, senin de değil, birbirinizin o andan kopup bambaşka bir boyuta geçmeniz gerekiyor ki bu olayları biraz olması gerektiği gibi yaşamanız için arkadaşlar. Yok pazara 5 kilo domates alacaktım, yok eve şunu yapacaktım, yok çocuğun bez var mı bilmem ne. Bırakın bunları bir kenara, sadece o ana odaklanın ve özel zaman için güzel şeyler hazırlayın ya. Mum ışığıdır, tütsüdür, kremlerdir, özel giysilerdir vesaire vesaire. Bunların hepsini ben söylemeyeyim arkadaşlar. Bunları yapın. Çünkü bu olay, yani iki kişinin mutlu olmasını sağlıyor. Bunları yapmıyorsunuz arkadaşlar. Canlarım benim ya. Can pakizelerim benim. Bunları yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü işte kendi konfor alanınız var. Kendinizden geçtiğini düşünüyorsunuz. Kendinize güvenmiyorsunuz. İşte ya işte arzulan. Senlik değil bu olaylar ya. Arzulanmadığını düşünüyorsan karşı tarafın öküzünü. Ama sen bunları yaptıktan sonra sen bir bunları yap. Sen bir elinden geleni yap. Sonra zaten ilişkinin boyutu belli olur. Ama bunlar çok önemli. Özel Anya. Değişik değişik masaj yağları var. Hindistan cevizlidir. Odur budur. Özel böyle loş ortamdır. Mum ışığıdır. Arkadaşlar hafif böyle müziktir. Karşılıklı dansla, masajla falan başlayın yani böyle şeylere. Bir diğeri konuşun. Bak konuşmaktan gideceğiz. Ama istemediğiniz şeyleri yapmayın. Ama konuşun. Nedir? İşte şuradan böyle oluyor mu? Şuradan keyif alıyor. Şunu yapmamı ister misin? Ya bak sen onu yönlendir gerekirse ya. Elini oraya götürtür, buraya götürtür. Nerelerden keyif alıyorsun? Biraz yönlendir. İlişkilerde şu hatayı, en büyük yaptığınız zaten biri, erkeğin her şeyi bildiğini düşünüyorsunuz. Erkek bilmez ki her şeyi. Erkek kendi şeyini, o odunsu yaklaşıyor çoğu zaman. Sen onu yönlendireceksin gerekirse. Bundan senin de keyif almaya hakkın var ya. Böyle ne demek her şey erkek erkek? Öyle değil. O yüzden yönlendir, konuş et. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gazla. Bak bu çok önemli. Gazlayıp orada erkeğin daha çok böyle o şeyini arttırabilirsin ve kirli konuşun. Şu an çok güzel şey yapıyorsun. Ne yaptığını biliyorsun. İşte şu an şöyledir, öyledir, böyledir. Hani biraz böyle şey yapın ya. Gaz da verin arkadaşlar. Hani karşı tarafla birbirinizi. Tabii ki bunlardan anlamayacak adamlar yok mu? Bunlardan anlamayacak Mahmutlar yok mu? Var. Onlara ne yapacaksın? Onlara yapacak bir şey yok. Bunları yaptıktan sonra baktın hiçbir şey daha gidiyor. Hayatında ya bunu cinselliği çok farklı yerlere koyuyorsan önemli ya. Ama neyse, bunu hak edecek adamları yaptığınızda, bunun değerini bilecek adamları yaptığınızda emin olun bahsiler çok daha güzel olacak. Bir diğeri. Ağız bakımı arkadaşlar. Ağız bakımına çok fazla dikkat ediyorsunuz ve şu dilin gücünü keşfedin. Yani konuşmaktan bahsetmiyorum. Dilin gücünü gerçekten keşfedin ve bunu biraz kullanın.
Ve bir diğeri ise çok önemli bir şey söyleyeceğim. Orgazm sesi. Orgazm sesi. Evet, bu ses erkekleri farklı bir boyuta taşıyor. Çünkü erkek orada diyor ki, "Oo, ben neler yapmışım ya, bak haline, hatunumun haline baksana" falan yapıyor. Sen bunu gerekirse bazen abart, bazen şey yap. Ama kendini sıkma. Kendini sıkma. Bazen hatta al yastığı ağzına doğru daya falan filan, böyle kendinden geçtiğini göster ki gerçekten geçiyorsan. Ve geçmemek için elinde hiçbir sebebi yok. Yani karşıdaki kişi biraz tabii ki işi bilecek falan filan, ama bunları yaptığında belki çok daha işi bilmesi gerektiğini ona idrak ettireceksin. Evet, bu kadınsal şeylerde biraz kadınlara görevler düşüyor mu? Hafif minik, böyle çok minik arkadaşlar. Ama sessiz de şöyle yapmayın. Bazen mesela organ taklidi falan yapıyorsunuz. Ne oldu? Şey oldum. Öyle olur mu arkadaşlar? Yani o işten geldi belli oluyor zaten. Başka bir şey. Ama bu kerşi burada erkeğin de yaptığı çok hatalar vardı. Onları zaten anlatmıştım bir videomda. Bakım her daim olacak. Bakın arkadaşlar, bakım. Bakın arkadaşlar, bakın, çok güzel. Bakım her daim olacak. Neden? Siz böyle evde kendinizi bırakırsanız, işte sürekli pijama modunda, sürekli böyle hayattan bezmiş modunda, işte zaten orada karşılıklı kimse içinden bir şey gelmez ki. Siz sürekli mesela evde, evliler için söyledim, yüksek tutuyorsunuz. Her zaman enerji yüksek olacak. Ama ne diyorum, hak edenler, hak etmeyenler de zaten sizden nasıl şeyler kaybettiğini bilecek. Dediğim gibi bakım çok önemli. Kıldır, tüydür, odur, budur, şudur. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Gerçekten bunlar olduğunda, bunlar yaptığınız hatalar. Gözlemlediklerim, duyduklarım vesaire vesaire. Bunlar hatalar. Ama daha çok şey istiyorsan, yatakta nasıl vazgeçilmez kadın olunur, dahasını istiyorsan, cinsel hayat nasıl mutlu olur bilmem ne, bu videolarımı da mutlaka izle. Dişil enerjiyi yükseltme videomu izle. Bunlar olduğunda zaten bu saydıklarım var, içinden gelerek yapacaksın ya. Bunlar hiç gerek kalmayacak. Ben seni kocaman öpüyorum. Her yerde mutlu olmanı istiyorum. Yatakta, orada, burada. Her yerde mutlu ol. Hayattan keyif al, çünkü bir kere geliyorsun. Hayattan olabildiğince keyif al ve hak edecek insanlara o keyfi ver. Sen de al, o keyfi beraber yaşayın, yaşatın. Seni kocaman öpüyorum. Seni buramdan seviyorum ya. Seni yüreğimden, seni kalbimden seviyorum. Benim için çok farklısın, değerlisin. Bak şu an sabahın 5.30'u 6'sı arkadaşlar. Ben kalkıyorum. Enerjim yüksek. Neden? Çünkü seni düşündüğümden kocaman öpüyorum. Başka videoda görüşeceğiz. Instagram'a mutlaka gel. Hoşça kalın.